Fenerium Saati'nden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada Fenerium'un birbirinden farklı ürünlerini sizler için keşfedeceğiz. Bir taraftarımızla Fenerium turu yapacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Fenerium saatinde biliyorsunuz her hafta buraya gelen alışveriş yapan taraftarlarımızla birlikte Fenerium turu yapıyorduk. Ama bugün ekstra bir yenilik yapmak istedim programımızda. Taraftarlarımızın da çok tanıdığı bir taraftarımız var burada. Emre hoş geldin. Öncelikle seninle birlikte Fenerium'a bugün turlamak istedim. Bize yardımcı olacaksın. Teşekkür ediyorum öncelikle. Önce biraz kendini de tanıtalım. Ondan sonra da tabii ki seninle birlikte ürün seçeceğiz. Fenerbahçeliler hepsi olmasa bile hani hemen hemen birçoğu tanıyorlar. Harbi Fenerbahçeli olarak bilirler beni. Maçlardayız, YouTube'dayız. Darambo ile burada çektiğimiz videolarımız falan var. Onları zaten biliyorlar. Ben de özlemişim. Uzun zamandır buraya gelmiyordum. Keyifli bir alışveriş turu yapalım. Zaten alacaklarım biraz aklımda birkaç bir şey vardı çünkü. Hı hı. Bir onlara bakayım, hem denk geldim. Teşekkür ediyorum beni konuk aldığın için. Dolaşalım biraz. Tamam. O zaman ben senin gözünden neler beğendiğini taraftarlarımıza göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Tamam. Önce ilk durağımız neresi olacak? Önce şimdi bu sene Puma'nın Fenerbahçe'yle yaptığı işbirliğine ben hayran kaldım. Formalar olsun, işte antrenman ürünleri olsun. Havalar serinledi artık, hani üşüyoruz akşamları. Ben şimdi biraz böyle yağmurluk tarzı antrenman ürünlerine bakacağım. Web sitesinde görmüştüm, şunlara bir üzerimde bir deneyeyim diyorum. Şu lacivertle şu gri ya da gri mi onun rengi tam bilmiyorum. Gri. Arasında kaldım. Onu deneyeceğim. Aklımda birkaç bir şey var. Bir de günlük birkaç bir şey daha istiyorum. Çünkü bizim günlük ürünlerimiz de çok şık böyle. Mesela bileyim, gündelik hayatta da çok kullanıyorsun değil mi? İşte, yolda, her yerde Fenerium giyiyorum. Her yerde ben Fenerium giyiyorum. Çünkü günlük ürünlerimiz de bizim çok şık. O yüzden bir kotun üzerine binebileyim polo yakayı. Genelde polo yakayı seviyorum. Zengin gösteriyor çünkü Fenerbahçeliler biraz daha böyle hani havamız var ya. Birkaç tane de böyle günlük ürün bakacağım ama şunlara bir bakalım. Tamam. O zaman hemen ilk olarak antrenman reyonuna doğru gidelim. Yeni ürün, yeni çıktı. Bu inanılmaz güzelmiş. Bu arada taraftarlarımıza da gösterelim. Rengi de, dokusu da gerçekten çok iyi. Şöyle bir arkasını da döndürmeni bunun çok güzel yani. Bunu sarı bir yine tişörtle falan, Fenerim tişörtüyle giyildiği zaman çok güzel olur. Yani çok kaliteli. Dediğim gibi ben bu seneki Puma'nın sponsorluğundan gayet memnunum. Ve benim gibi birçok milyonlar var Fenerbahçe taraftarı. Puma'dan çok memnunuz. Ürünler gerçekten kaliteli. O zaman ilk ürünümüzü seçtik. Sırada ikinci ürünümüze geçelim. Dediğim gibi şu yine. Bunda da kararsız kalmıştım. Ama bunu da deneyeceğim. Yani gelmişken bunu da deneyeyim. Evet. Bedenimizi de bulduk. MB'den. Bu da yeni bir ürün. Yeni sezon Puma'nın fermuarlı bir ürünü. Bu arada yakasız değişik bir tasarım var. Şöyle hemen taraftarlarımıza gösterelim. Motorcuların giydiği ceketleri biraz andırıyor. Ve eminim ki üstte kalıbı da çok güzel. Üstte daha güzel duracağına ben eminim. Birazdan denettireceğim tabii ki. Şimdi antrenman üstlerimize baktık. Bir de günlük bir şeyler bakacağını söyledin. O zaman tişört ve polo yakalılara ya da sevitlere doğru gidelim. Oradan da bakalım bir şeyler sana. Haydi bakalım. Diğer reyonumuzda günlük ürünlere bakacağız ama biraz seninle sohbet etmek istiyorum tabii ki. Hazır Fenerium'da alışveriş yaparken biraz da yeni takımın durumundan bahsetmek istiyorum. Genel bir yorum almak istiyorum senden. Bu yıl Fenerbahçe'mizi nasıl buluyorsun? Ben bir sinerji yakaladığımızdan çok memnunum. Bazen performans çok iyi oluyor. Bu da tabii inişli çıkışlı oluyor. Şimdi Avrupa maçı oluyor. Sonrasında hemen lig maçı oluyor. Bu da tabii ki futbolcuların performansına yansıyor. Ama ben dahil birçok Fenerbahçeli bu sene umutluyuz. Hani biz her sene umutluyuz ama bu sene bir tık daha böyle heyecanlıyız. Çünkü sahada mücadele eden, koşan, savaşan, biz bunu istiyoruz. Her maçı kazanacak diye bir durum yok. Mücadele edip kaybettiğimiz maçlar yine olacaktır. Ben o yüzden keyifle maçı izliyorum. Stres yok yani bu sene. Hani gol yesek bile diyorum ki yani bir şekilde hocamız değişiklik yapar. Transferler bir şekilde maçı çevirir. Gol atarız. Mesut bir şey yapar. Ne bileyim, Altay bir top çıkarır. Yani
Tamam, arada tabii stres yapıyoruz ama diğer senelere nazaran ben bu sene gayet mutluyum. Yani keyifli maç izliyorum ve ben inanıyorum ki daha ligin çok başlarındayız. O yüzden takım daha da iyi olacaktır. Form kazandıkça oyuncular, daha da kuvvetlendikçe, yeni transferler takıma alıştıkça bence çok iyi işler yapacak. Hani hep böyle kazanacağımız maçlar ve ben öyle bir hocamız sistemine de inanıyorum. Zor bir sistem. Kısa zamanda oturması çok zor. 3-5-2 sistemi çok zordur. Tutturduğunuz zaman bol gollü galibiyetler olur. Heyecanlı, keyifli maçlar oluyor. Evet. Bir ürünümüz beğenildi galiba. Evet. Yolda giymek için. Söyledim. Evet. Yolda, sokakta. Polo yakayı sevdiğimi söylemiştim. Bu hani ne bileyim, toplantıya giderken, günlük kullanım, kız istemeye giderken, sözde, nişanda. Her yerde. Bunu her yerde kullanabiliriz. Bunu çok beğendim. Bu arada taraftarlarımıza söyleyelim. Hemen kalın bir kumaşı var. Tam bir kışlık. Ceketlerin içine ya da herhangi bir kazan içine şu şekilde giyip yakalarını açıp değişik bir tarz yaratabilirler. Gayet güzel bir ürün. Bunu da senin üzerinde görmek istiyoruz tabii ki birazdan. Ben de çok heyecanlandım. Bunu da giyeceğim. Şunu da beğendim. Yani şu kumaşı bir de çok tiril tiril denir ya mesela. Bunun kumaşı çok kalın değil. Bu polo yaka gibi değil. Bir de bunu beğendim. Bunu da çok beğendim. Evet, biraz daha yün gibi değil yün mi? Yün gibi. Biraz daha hani şey gibi. Nasıl diyeyim sana? Tam karlık, kışlık. Tam karlık, kışlık. Bunun da meyesini aldım. Tamam. Şunu da gösterelim hemen taraftarlarımıza. Bir diğer polo yaka yeni sezon ürünümüz de Fener'de raflarda yerini almış. Birazdan da Harbi Fenerbahçe'nin üzerinde göreceğiz. Evet, bunları da bir giyelim. Bu da çok güzelmiş yalnız. Evet. Bir de senin atkı, şapka, aksesuar kullandığını da çok iyi biliyorum. Evet. Taraftarlarımızdan birlikte de bir aksesuar seçelim mi? Seçelim. O zaman bir tane bir şapka bakayım kendime. Tamam. O zaman bir de Fenerbahçe şapkası bakalım taraftarlarımız için. O zaman aksesuar reyonuna doğru gidelim. Evet, şapka reyonuna geldik. En sevdiğin aksesuar. En sevdiğim aksesuar reyonlarından biri. Kış da geldi. Ben yaz kış takıyorum biliyorsun. O yüzden seviyorum şapka takmayı ama bazen ben biraz daha böyle çoğunun kafasında olmayacak bazı çocuk şapkasını deniyor bir şey. O tarz, çünkü biraz benim kafamda küçük olduğu için o tarz şapkalardan birine bakıyorum. 3 tane farklı rengimiz var. Lacivert, lacivert gri, sarı. Pek çok renkte Fenerbahçe'nin renkleri olduğu, beyaz ile aynı şekilde her renkten tercih edebilirler taraftarlarımız. Sen bugün hangi rengi tercih edeceksin? Bu arada kışlık kasketlerimiz de gelmiş. Fener'in de raflarını almış. Bunlar da kalın bir kumaştan. Kalın pek tercih etmiyorum ben ama şu benim çok hoşuma gitti. Tamam, hemen onu da alalım. Şunu da alayım. Tamam. Ürünlerimizi seçtiğimize göre seni kabine uğurlayıp bunları taraftarlarımız için denemeni isteyeceğim. Tamam, ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım, o zaman seni kabine uğurluyorum. Tamam. İlk seçtiğimiz ürünü üzerinde gördük. Yeni sezon Puma yağmurluğumuz. Nasıl buldun öncelikle? Bayıldım. Gerçekten. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle bir turda dönebilirim. Tabii ki. Bayağı orijinal duruyor gerçekten. Güzel duruyor ki. Ben de çok beğendim gerçekten. Yani kullanılan malzeme zaten çok güzel. Üstü o kadar güzel duruyor ki mutlaka gelin alın. Yani sıcak da tutar, benim rüzgar geçirmiyor tam. Rüzgar ve yağmur geçirmiyor. Aynen öyle, geçirmiyor. Çektiğiniz zaman harika bir kombi. Ben çok beğendim. Maçlara, yollarda, otobüslerde, minibüslerde, dolmuşlarda, her yer, işte, okulda, her yerde. Aslında doldururken, ders çalışırken, bir kahve içerken hepsini yapabilirsin. Valla ben bayıldım. Ben de bayıldım. Çok beğendim. O zaman diğer griyi de üzerinde görmek istiyorum. Valla çok başarılı. Yani dediğin gibi hem kalın, hem yazlık hem tam bu mevsimin polo yaka tişörtü. Üzeriniz dediğim gibi yine çok zengin duruyor. Hani çok dökümü de çok güzel. Hani ne yanlardan sıkıyor ne bir şey. Kalıp olarak da gayet iyi. Şöyle bir dönelim de hemen. Yani
Gayet şık duruyor. Gayet şık yani. Benim gibi şalvarla da olur, kotla da olur, ketenle de olur. Kumaşla da olur. Kumaşla da olur. Aynen. Hepsiyle giyebilirsiniz. Kesinlikle ben çok öyle. Beğendim. Ben de çok beğendim. Bu arada gerçekten işlerde, toplantılara bile giyilebilir bu tişört. Kesinlikle. Ne giyeceğim diye düşünmeyin böyle. Toplantıda, iş görüşmesinde, bir yerde kız istemeye geçmiştik değil mi? Orada olmazdı. Bunlar biraz daha böyle resmi yerlerde kullanılabilir. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Diğerini denemeye uğurluyorum. Bu hem tiril tiril hem son aldığım aksesuarla da bence güzel bir kombin oldu. Kendimi şu an bir golfe gidecekmiş gibi bir Eda, öyle bir hava sezdim. Ürünlerin hepsi çok güzel. Şapka da bilmiyorum nasıl durdu. Görelim. Şöyle süper. Yani ben tüm denediğim ürünlerin hepsini çok beğendim. Antrenman ürünleri, günlük, zaten şapkalarda hep aynısını kullanıyoruz. Yani hem Fener'in ürünleri olsun hem Puma'nın yaptığımız anlaşmalardaki ürünleri çok kaliteli. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Şık. Hem Fenerbahçe'ye destek olmuş olursunuz. Zaten maçlara gidiyoruz. Elimizden geldiğince de Fener'den alışveriş de yaparsak, takımımızın da arkasında olduğumuzu hissettirsek, çünkü bize Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Biz 12 numarayız. Biz Fenerbahçe'yi desteklersek o da düşüp kalkacaktır ama hiçbir zaman yıkılmadı, yıkılmayacaktır da. Ben bu seneki her şeyden umutluyum. Ürünlerden, takımdan, transferlerden, hocadan, başkanımızdan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Evet, ben bizim için ve taraftarlarımız için, ürünleri denediğin ve bizle birlikte Feneryum turu yaptığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Son kez taraftarlara ufak bir cümleyle bir mesaj vermeni isteyeceğim. Feneryum Saati programından taraftarlarımız seni dinlesin. Seni görüp belki buraya alışveriş yapanlar olabilir. Son olarak son sözlerini alayım. Son sözlerim. Gelin Feneryumlara. Gücünüz yettiğince, mutlaka pahalı ürünler olmasına gerek yok. Bütçeniz yettiğince alışverişlerinizi yapın. Hediye edin sevdiklerinize. Ve şunu da söyleyelim, bölünmeyelim. Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı var. Dediğim gibi biz 12 numarayız. Biz varken Fenerbahçe yıkılmaz. Feneryum Saati'nin bu haftaki bölümünde de yeni ürünleri sizler için keşfettik. Hatta bir taraftarımızla Feneryum turu yaptık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.